Merhaba arkadaşlar, ismim Selman Aydın. Bir önceki videomda mümessil nedir, ne iş yapar konu başlığı altında bir video hazırlamıştım. Bugünkü konu başlığımız ise mümessil olarak işe başladıktan sonraki kazanımlarımız. Yani ilaç firmasının tıbbi mümessili sunmuş olduğu imkanlar, ne kadar ücret alıyorlar, yıllık kazanımları nedir, bu konulara değineceğiz. İlk olarak arkadaşlar, herhangi bir ilaç firmasında işe başladıktan sonra şirket size çalışmalarınız sırasında kullanmanız için bir şirket aracı tahsis eder. Bu şirket araçları herhangi bir kiralama şirketinden kiralanabildiği gibi şirketin kendi araçları da olabilir. Yaklaşık ortalama olarak 3 yıllık bir süre için bu size zimmetlenir. Aracın tüm giderleri, işte bakım olsun, kasko, trafik sigortası ve benzeri gibi yakıt gibi durumlar şirketiniz tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında işte izin zamanlarında yine şirket aracını kullanabilirsiniz. Yani araç aslında sizin aracınızdır. Kapınızın önünde 3 yılına şirket size tahsis etmiştir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Benzini bedava. Yani en güzel araç şirket aracıdır arkadaşlar. İkinci olarak size bir bilgisayar, laptop veya bir tablet gönderecektir. Çağımız iletişim çağı biliyorsunuz. Artık yazılı iletişimler, mail ve benzeri gibi ortamlarda gitmekte, dijital ortamda gitmekte. Sunum hazırlamanız gerekecek, Excel tablosu çalışmanız gerekecek, IMS çalışmanız gerekecek. Bunları da hekim çalışmalarınızda da kullanabileceğiniz slaytları, broşürleri de içerebileceği için firmalar tarafından size gönderilecek. Hemen hemen her firmada vardır. Olmayan firmalarda var mı? Var. Şimdi şirket aracından bahsettik. Tablet, bilgisayar bu yine size donanım olarak verilecek. Bunun dışında şirket iletişimi sağlamanız için şirket size telefon görüşmeleriniz için bir şirket hattı temin edecek. Bu şirket hattı şirket içi görüşmeler, diğer çalışan arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için, yine çalışmalarınız sırasında doktor ve eczacılarla iletişim kurabilmeniz mahiyetinde belli bir limite kadar kullanabileceğiniz bir şirket hattı tanımlanır. Bu limit genelde aşılamayacak limitlerdir. Kendi özel işlerinizde de kullanabilirsiniz. Açıkçası yine internet içinde data da tanımlıdır. Bazı firmalar şirket hattının yanında telefonu da sunarlar ama genel olarak bakıldığında telefon pek gelmiyor arkadaşlar, birkaç firma dışında. De çalışmış olduğunuz ilaç şirketi şirket kredi kartı adınıza tahsil edecek, gönderecek. Bu da şirket adına yaptığınız harcamalarda kullanabilmeniz için gerekli arkadaşlar. Kart verilirken size zaten şirketlerde değişebildiği için, ilaç firmalarında değişiklik arz edebildiği için ne tarz durumlarda şirket kredi kartını kullanabileceğiniz size detaylı bir şekilde anlatılır. Ki bizler daha çok ne için kullanırız? Otel harcamalarımızda kullanıyorum. Ben çalıştığım firmada otel harcamalarını şirket kredi kartında yapıyorum. İşte onun dışında kırtasiye giderlerimiz, otopark giderlerimiz, araç yıkama bedelleri gibi bedelleri şirket kredi kartından geçiyoruz. Tabii bunların faturasını da alıp ay sonunda masraf olarak gönderiyoruz. Şirket kredi kartından sonra bir diğer şey, şirketin bize sunmuş olduğu bir imkan, özel sağlık sigortası. Birçok firma yapar, her firma yapmaz arkadaşlar. Onun için her firmadan beklemeyin. Özel sağlık sigortası, aslında SSK'mız var, daha genciz, hastaneyle ne işimiz var diye düşünmeyin açıkçası. Hakikaten sağlık probleminiz olduğunda bunun önemini daha net anlayabiliyorsunuz. Herhangi bir sağlık problemi yaşadığınızda, herhangi bir anlaşmalı özel hastaneye gittiğinizde tüm sağlık giderleriniz karşılanıyor. Bu da güzel açıkçası ama şirket bunu sadece sizin adınıza düzenliyor. Yani Selman Aydın adına düzenliyor. Bundan benim eşim veya çocuklarım yararlanamıyorlar. Eşim veya çocukların yararlanabilmesini isterseniz de siz kendi şahsınız, bunların yararlanmasını istiyorsanız kapsam içerisine aldırabilirsiniz. Bu da ayrı bir ücret gerektiriyor. Onu da siz karşılıyorsunuz. Şirket sizinkini karşılıyor. Sadece eşiniz ve çocuklarınızınkini değil. Şimdi arkadaşlar, genel olarak şirketlerin bize sunmuş olduğu imkanlardan bahsettik. Asıl önemli kısım bundan sonraki kısım. Alacağımız ücret nedir? Ne kadar para kazanacağız? Maaşımız nedir? Prim sistemi nedir? Şirket bize para olarak ne veriyor? Biz bu işi yapıyoruz ama karşılığında ne alacağız? Bu konuya gelelim. İlk etapta şöyle
bir defa yemek çekleri dediğimiz bir sistem var. Tüm ilaç firmalarında mesainin olduğu her gün için çalışanlar ne yapacaklar? Bir ofiste çalışmıyoruz sonuç itibariyle. Belirli bir seyahat bölgemiz var. Öğle yemeği ihtiyacımızı giderebilmemiz için gün başına belirlenmiş bir ücret var. Bu ücreti Multinet, Sodexo, Setcard, Ticket gibi kartlar var, yemek kartları var. Çalışmış olduğumuz ilaç firması çalışma günü başına bir bedel belirleyerek kart gönderir, yemek kartı. Bu kart bir defa gelir, sürekli her ay artık kaç mesai günü varsa o günü eş olarak öğle yemeği ücretleriniz buraya yatırılır. Siz de anlaşmalı, işte Sodexo, Ticket veya Multinet gibi kartlarla anlaşmalı herhangi bir restoranta gittiğinizde yemeğinizi orada yiyebilirsiniz. Ama biz ilaç firması çalışanları genelde hani buralarda harcıyoruz, ama bunun dışında da birçok market var. Ev ihtiyaçlarınızı da giderebiliyorsunuz. Market ihtiyaçlarınızı da Sodexo, Multinet veya Ticket'ta giderebiliyorsunuz. Bu amaçla da kullanabilirsiniz. Şimdi gündüz öğle yemeği ihtiyaçlarımız yemek çekleriyle bizim hesabımıza yatar. Bir de gecelik harcırah kısmı var. Bildiğiniz gibi birçok ilaç firmasında seyahat vardır arkadaşlar. Araçlar da bu sebeple verilir. Çalıştığınız şirkete, ilaç firmasına ve çalıştığınız ürüne bağlı olarak çalışmış olduğunuz bölge genişler veya daralır. En dar bölgeler bir il ve ilçeleri kapsar. Oradaki hekimlere ulaşırsınız. Ama çalıştığınız ilaca ve hekim grubuna bağlı olarak değiştirdim mi? 7-8 il çalışan arkadaşlarımız da var. Ben yaklaşık 6 il çalışıyorum. Bakıldığında bu bölgelere seyahat ediyoruz ve seyahat ettiğimizde o otellerde yatılı olarak kalıyoruz. Şimdi yatılı kaldığımız durumlarda akşam yemeği de devreye giriyor. Bu tarz durumlarda şirketler bazen akşam yemeği için bir bedel belirlerler ve bunu bir şirket kredi kartından bu bedel kadar bir limit belirler size. O bedel kadar yemek yiyebilirsiniz. Bazı ilaç firmaları da, ki benim çalıştığım firma da öyledir, yatılı kalınacak günler için bir bedel belirler ve bunu ayın sonunda sizin hesabınıza yatırır. Yani atıyorum 5 iş günü dışarıda kaldıysanız 5 gecelik bir harcırah yatırır sizin hesabınıza. Çalışmış olduğunuz ilaç firmasını temsil ettiğiniz için ilaç firması size genellikle yılda bir ya da iki kez olmak üzere kıyafet yardımı yapar. Bu kıyafet yardımı bugünkü şartlar altında bakıldığında 2000-2500 TL civarında ortalamaya tekamül eder. Bazı firmalar bunu nakit olarak hesabınıza yatırırken, bazı firmalarda Türkiye genelinde klasik giyimde markalaşmış firmalarla anlaşma yaparlar ve bunların çeklerini gönderirler ilaç firması çalışanlarına. Siz de o çekle beraber gidersiniz. O mağazadan o çek karşılığında üzerinize kılık kıyafet alabilirsiniz. Bunlar kıyafet çekleridir. Bu amaçla kullanılır. Nakit yatan firmalar, isterseniz kıyafet alırsınız, isterseniz almazsınız. Kişisel bakımınıza dikkat ediyorsanız zaten süreç içerisinde zaten bir kıyafete harcama yapıyorsunuz. Firmanızı temsil ediyorsunuz çünkü. Bunun dışında gelelim en önemli konuya. İlaç firması çalışanları, tıbbi mühendisler ne kadar maaş alırlar? Maaşlar firmalardan firmaya değişiklik arz eder arkadaşlar. Ama şimdi ortalama bakıldığında net olarak şunu söyleyebilirim. 2500 net ile 5000 net arasında ilk çalışmaya başlayan ilaç firmasına, yeni bir çalışmaya başlayan bir mühendisin alabileceği rakamlar bu banttadır arkadaşlar. Bunun üstünü hakikaten çok ekstrem bir durumdur. Çok üstünde bir hayal de kurmayın. Yani 2500 net ile 5000 net arasındaki bir maaş aralığı içerisinde bir ilaç firmasına başlayabilirsiniz. Bu sizin maaş olarak edinebileceğiniz ek gelirsiz maaştan bahsediyorum. Bunun dışında biraz önceki bahsettiğim işte yemek kartları buna bir ekstradır. Her günlük harcırahınız buna bir ekstradır. Çocuğunuz vardır, işte ondan bir ekstra 150 lira gibi bir gelir. Bunlar dışından bahsediyorum. Alabileceğiniz maaş budur. Bazı firmalarda maaş düşüktür ama prim sistemi vardır. Birçok firmada, ilaç firmalarının birçoğunda prim sistemi vardır. Yıllık bir hedef belirlenir. Bu hedefinizi gerçekleştirdiğinizde prime hak kazanırsınız. Onun için bazı firmalarda maaşlarınız düşük olsa bile priminiz hakikaten çok iyidir.
Yıllık kazanç olarak baktığınızda belki diğer firmada 5000 netle başladığınız firmada o kadar gelir elde edemeyebilirsiniz. Gelelim prim sistemine arkadaşlar. Prim demek zaten başarılı kişiyi ödüllendirmek demek aslında bakıldığında. Bu da ilaç firmasının yapısıyla alakalı. Her ilaç firmasında farklı bir prim sistemi mevcuttur. Ama genel ortak olarak bakıldığında amaç başarıyı sağlayanı ödüllendirmektir. Bazı ilaç firmaları bunu aylık olarak planlar. Aylık hedefleri vardır. O hedefi yakalayanlara belirledikleri miktarda bir bonus gibi prim yatırırlar. Her ay bunu 12 aya böldüğünüzde 12 aylık dönem içerisinde her ay ekstra prim alma şansına sahipler. Bazı ilaç firmaları bunu quarter dediğimiz 3 aylık dönemlerde paylaştırır. Bazı ilaç firmaları yıllık bir prim sistemi bilirler. Yıllık olarak hedefini yakaladığında o primi hak kazanırsın. Onun için prim sistemi firmanın yapısıyla da alakalı. Ama sonuç olarak bakıldığında prim nedir, ne kadarlık bir prim alınabilir? Bu da firmadan firmaya değişmekte ama prim dediğinizde de bakıldığında ortalama yıllık olarak söylüyorum arkadaşlar. 20 bin liradan başlar, üst tarafını hayal edemiyorum. Yani 150 bin lira da alabilirsiniz. Firmadan firmaya değişebilir dediğim gibi. Bu tamamen sizinle alakalı. Ya bir ilaç firmasında çalışıyorsanız arkadaşlar, iyi de bir çalışansanız, işinizi hakkıyla yerinde yapıyorsanız, iyi de bir ilaç firmasındaysınız. İyi de bir ilaç firmasındaysanız para kazanırsınız. Bunun dışında arkadaşlar kişisel gelişiminiz için ilaç firmaları size yatırım yapar. Nasıl yatırım yapar? Yıllık eğitimleriniz vardır. Bu pazarlama alanında olabilir, satış anlamında olabilir. Kendinizi geliştirebileceğiniz farklı etkinliklerle sizi sahada kendisini temsil edeceğiniz birey olarak daha üst noktalara taşımak için eğitir. Bu da aslında kişisel gelişim için yadsınamayacak ilaç firmasının size sunduğu imkanlardan bir tanesidir. Şimdi benim aklıma gelenler şu anda açıkçası not da almıştım. Notlarım içerisinde baktığımda şu anda bunlar. Genel olarak bahsedeceğim konular bunlar arkadaşlar. Yani sürçülisan ettimse, yanlış bir şey söyledimse şimdiden kusura bakmayın. Yanlışım varsa düzeltin. Yine merak ettiğiniz, açıklamamı istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atın. Abone değilseniz abone olup bana destek verebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.